İslam'dan önce Arabistan'da yaşayan Arapların belli bir takvim ve tarih sistemi yoktu. Tarih tespiti bazı büyük ve önemli olaylar esas alınarak yapılıyordu. Mesela eski Araplar önemli savaşların yapıldığı zamanları tarih başı kabul ederlerdi. Bunlar arasında Husus Harbi, Ficar Savaşı ve Zikar Günü gibileri pek meşhurdu. Son olarak da Fil Senesi ismini verdikleri yılda Yemen kralı Ebrehen'in ordusuyla birlikte Mekke üzerine yürüyüp Kabe'yi yıkmak istediği hadise takvim başı olarak kabul görüyordu. Bu olay Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinden 54 gün önce meydana gelmişti. Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselam miladi 571'de 20 Nisan'a rastlayan Rebiyül Evvel ayının 12. pazartesi sabahı Mekke'de doğdu. 622'de Mekke'den Medine'ye hicret etti. 20 Eylül pazartesi günü Medine'nin Kuba köyüne geldi. Bu tarih Müslümanların şemsi yılbaşı oldu. O yılın Muharrem ayının birinci günü de Hicri Kameri yılbaşı oldu. Muharrem ayının birinci gecesi Müslümanların yılbaşı gecesidir. Ay hesabına göre Arapların kullandığı 12 ay sırasıyla Muharrem, Safer, Rebiul Evvel, Rebiul Ahir, Cemaziyel Evvel, Cemaziyel Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilicce'dir. Araplar bu 12 ayı sırasıyla takip etmekle birlikte senelerin sırasında ihtilaf ediyorlardı. Çünkü belirli bir takvim başlangıcı esas alınmıyordu. Genellikle o zaman göçebe bir hayat yaşamakta olan Arap kabilelerinin belki de buna pek ihtiyacı yoktu. İslamiyet'ten önce Araplar Muharrem ayında savaşmak isteyince o yıl Muharrem ayının ismini sonraki aya koyarlar, sonraki ayın ismini Muharrem ayına takarlardı. Böylece haram ay Muharrem ayından bir sonraki ay olurdu. Bir ayın haramlığını başka aya geciktirmek ancak kafirliği artırır. Kafirler böylece saptırıyorlar. Onlar Allah'ın haram kıldığı ayların sayılarını denk getirmek için haram ayı bir yıl helal edip başka yıl onu yine haram ederler. Böylece Allah'ın haram kıldığını helal kırmaya çalışırlar. Mealindeki Tevbe suresinin 37. ayeti gerimesi ayların yerlerini değiştirmeyi yasak etti. Kur'an-ı Kerim'de bildirilen ve dinde kullanılan Arabi ayların bir yılı bir güneş yılından 10 gün kısadır. Hicri kameri aylar, hicri şemsi ve miladi aylara göre 10 gün önce gelmektedir. Bunun için Müslümanların mübarek günleri veya geceleri şemsi yıllara göre her yıl 10 gün önce olur. Çünkü mübarek günler güneş aylarına göre değil, kameri aylara göre kutlanır. Dinimiz böyle emretmektedir. İslamiyet'te güneş yılının ayları içinde sayılı bir mübarek gün yoktur. Mübarek geceler hicri kameri yıl ile kutlanır. Bütün ibadetlerde ve dini faaliyetlerde kameri aylar esas alınır. Haç, oruç, kurban ve bayram günleri kameri aylara göre tespit edilir. Rivayete göre bir seferinde Hz. Ömer halifeyken kendisine bir borç seneti getirildi. Alacaklı ile borçlu bu senedin tarihi hakkında anlaşmazlığa düşmüşlerdi. Alacaklı senedin üzerindeki Şaban ayı yazısının bu yıla ait olduğunu söylerken borçlu gelecek yıla ait olduğunu iddia ediyordu. Bu ve bunun gibi karışıklıklar üzerine Halife Ömer danışma kurulunu topladı. Meseleyi onlara anlattı, bir tarih tespitinin gerekliliğini ortaya koydu. Bunun üzerine ashab arasında bu mesele görüşüldü. Çeşitli teklifler ileri sürüldü. Bazıları diğer milletlerin tarih ve takvim başlangıçlarını teklif etti. Saat bin Ebi Vakkas, Resulullah aleyhissalatu vesselamın vefatının tarih başlangıcı olmasını, Hz. Talha radıyallahu anh da peygamberlik vazifesinin Allah Resulüne verilmesinin esas alınmasını teklif etti. Hz. Ali'nin teklifi ise hicretin tarih başlangıcı olarak alınmasıydı. Bu arada bazı sahabiler Peygamber Efendimizin doğum tarihinin esas alınmasını ileri sürmüşlerdi. Bütün bu teklifler görüşüldü, gözden geçirildi. Sonunda Hz. Ali'nin teklifi olan hicretin tarih başlangıcı olması oy birliği ile kabul edildi. Bilindiği gibi hicret 12 rebül evvel 622'de gerçekleşmişti. Ancak Araplarda öteden beri Muharrem ayı sene başı olarak kabul gördüğünden aradaki iki aylık bir farklılık dikkate alınmadı. Böylece 1 Muharrem 622 tarihi hicri birinci yılın başı oldu. Peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam hicretin sadece Mekke'den Medine'ye göç eden müminlere bağlı bir fazilet olarak kalmaması daha sonraki insanların da bundan nasiplenmesi için hicreti önemli bir İslami kavram olarak değerlendirmiştir. Efendimiz sözlerinde Gerçek muhacir Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınan, onları terk eden kimsedir. Hicret kötülüğü terk etmendir. Gerçek muhacir hata ve günahları terk edendir. Gerçek muhacir Allah'ın üzerine haram kıldığı şeyleri terk edendir. Bir seferinde hicretin en faziletlisinin hangisi olduğu sorulduğunda Resulullah aleyhissalatu vesselamın verdiği cevap şu olmuştur. Rabbi'min hoşlanmadığı şeyleri terk etmendir. Allahu Teala kullarına çok acıdığı için bu gecelere kıymet vermiş, bu gecelerde dua ve tövbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Bu geceleri başka günlere almak dini değiştirmek olur. Allahu Teala bu gecelerde yapılan dua ve tövbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kıymet verilen 4 aydan beri Muharrem ayının, Zilkade, Zilicce ve Recep'le beraber Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen 4 aydan biri olduğu bildirilmektedir. Birkaç hadisi şerif mali de şöyledir. Ayların efendisi Muharrem, günlerin efendisi cumadır. Ramazan'dan sonra en faziletli oruç Allahu Teala'nın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz geçen namazıdır. Ramazan'dan sonra en faziletli oruç Allahu Teala'nın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır. Nafile oruç tutacaksan Muharrem ayında tut. Çünkü o Allahu Teala'nın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki o günde Allahu Teala geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etti. Yine o gün tevbe edenlerin günahlarını da affeder. Nafile ibadetlerin sevabına kavuşabilmek için ehli sünnet itikadında olmak, haramlardan kaçıp Günahlara tevbe etmek, farzları kusursuz yapmaya çalışmak, o ameli ibadet olarak yapmaya niyet etmek şarttır.